Manşete hoş geldiniz. Türkiye saatiyle 23 dolaylarında 31 Mart pazar akşamı karşınızdayız, karşınızdayım. Ve boş tencere iktidarı devirdi derken elbette mevcut yönetimi, merkezi yönetimi devirmedi ama yerel iktidarı devirdi, algıyı devirdi ve AKP mevcut Anadolu Ajansı, kendi ajansı verileriyle birinci parti olma iddiasını kaybetti. 22 yıl sonra CHP burada Anadolu Ajansı'nın sayfasından seçim sayfasından gösteriyorum. CHP Türkiye saatiyle 23 itibariyle Anadolu Ajansı verileri 37.84 ile birinci parti AKP 36.8 ikinci parti. Türkiye haritasına baktığınızda Türkiye haritasında da CHP bugüne kadar olmadığı biçimde bütün sadece kıyı şeridi değil bütün Ege İç Anadolu'nun mühim bir bölümü. Karadeniz'de, özellikle Batı Karadeniz kontrolü el almış durumda. Eskiden sadece kıyı şeridinde, yani Edirne, Kırklareli'nden elinden başlayıp Muğla, daha sonra da oradan Mersin, Adana, Hatay'a kadar bir bölgeyi kontrol altında tutardı. Orada birinci partiydi ve Türkiye'nin yani kırmızı Türkiye seçim haritasında kırmızı bölge sadece Ege ve Akdeniz kıyı şeridiyken şimdi görüyorsunuz bütün Ege. Ve İç Anadolu'nun yarısı ve Batı Karadeniz CHP'nin kontrolüne geçmiş durumda. AKP ise e, e, Türkiye'nin e, batısı, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu arasında sıkışmış görünüyor. E, bu, aç bu, bu yönüyle de e, büyük bir hezimet. İstanbul'da e, CHP açık ara fark attı. Ankara'ya baktığınızda CHP İstanbul'dan da büyük bir farkla e, seçimi aldı. Mansur yavaş. İstanbul'a göre de büyük bir farkla. Eskişehir'de öyle. Ege'nin bütününde öyle. Yani Afyon'da bile öyle. Afyon'da, Afyon Karahisar'da Burcu Köksal adaylığını koyduğunda eğer zaten seçilemeyeceği iddiası olmayan bir yere aday gösterildi denmişti ki Burcu Köksal birkaç hafta önce kapıdan dem partileri sokmayacağım lafıyla konuşulmuştu. Birkaç günde gündem olmuştu. Niye böyle konuşuluyordu? Çünkü Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın oradaki oyu 63 64'tü. Millet İttifakı bütün altılı masa toplasan 32 33'e geliyordu. CHP'nin oyu 18'di. Yani ne CHP'nin ne de Burcu Köksal'ın orada bir iddiası yoktu. Fakat %50'yi aşan oyla Afyon'da Burcu Köksal kazandı. O açıdan önemli. Hatay'da Lütfi Savaş kaybetmiş görünüyor ama 43'e 42 gibi bir denge var. Orada da denge her an değişebilir. AKP ile CHP arasında Durum bu. Evet. Peki bu nasıl yorumlanıyor? Nasıl yorumlanmalı? Ne diyebiliriz bu sonuçlar ışığında? Bu sonuçlar ekran, e, şeyde durmaya devam etsin. Ekranda durmaya devam etsin. Belli periyotlarla güncelleniyor. Biz bunun üzerine konuşacağız. Boş tencere iktidarı devirdi devirdilerken boş tencere iktidara olan desteğini çekti. Yani artık vatandaş e, düne kadar, Mayıs 2023 seçimlerine kadar ki ekonomi bozulmuştu, enflasyon vardı, hayat pahalılığı vardı. Deprem olmuştu. Deprem yaraları sarılmadan e, Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan ve AKP birinci parti oldu. MHP ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluk grubunu oluşturdular. Nasıl oldu da oldu dendi. Nasıl böyle bir şey olabiliyor dendi. 10 sene sonra hala seçmen akıllanmadı mı, Hala belli bir noktaya gelmedi mi? Ne olması gerekiyor Türkiye'nin dibe vurması için dendi. Ama belli ki dip yokmuş ve seçmenin algılaması farklıymış. 10 sene sonra e, farklı bir algı ile hareket etti seçmen. 89'daki SHP sıçraması gibi bu sıçrama buna yorumlayanlar var katılırım fakat SHP 1989'da yerel seçimlerde iktidara geldi birinci parti oldu fakat bunu sonraki yerel seçimde koruyamadığı yani 94 yerel seçiminde refah partisine kaptırdığı gibi sonraki genel seçimde yani 89'dan son, sonra 2 sene sonra yapılan genel seçimde 91 genel seçiminde de birinci parti olamamıştı birinci parti Demirel'in DYP'si olmuştu. Sonraki başkan Erdoğan'dan sonraki başkan Ekrem İmamoğlu'dur. Bunun altını çizdiği bu tablo. Ekrem İmamoğlu 2022 Kasım Aralık ayında siyaseten yasaklandığında dava aleyhine sonuçlandığında Cumhurbaşkanı adayı gösterilmedi. İşte ne bileyim ayağına pranga çaktılar, siyasi yasaklı falan e, dendi ve Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıktı. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu bunu nimet bildi. Bilmiyoruz. Ama belli ki Ekrem İmamoğlu aday olsaydı tablo daha farklı olabilirdi. Onu gösteriyor. Bu durum Altılı Masal'ın yanlış bir şey olduğunu göstermiyor CHP'ye yönelik ilginin ben CHP'yi de şaşırttığını düşünüyorum bu Özgür Özel'in bir genel başkanlık başarısı değil bilakis Orada doğal genel başkan olan Ekrem İmamoğlu'nun başarısı ve halkın artık bıkkınlığı, bezginliği yani bir yönüyle boş tencerenin artık ses vermeye başlaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı bitti. Jubilesini tam anlamıyla yaptı. O bekliyordu bu seçimleri. İstanbul'da bir ofis açmıştı ya da Ankara'da bilmiyorum nerede açtıysa artık o ofisi kapatabilir. Ve Özgür Özel'in bu yönüyle genel başkanlığı tescillendi ve Kılıçdaroğlu riskinden, Kılıçdaroğlu faktöründen, Kılıçdaroğlu korkusundan, endişesinden, endişesinden sıyrılmış oldu. Ekrem İmamoğlu her anlamda CHP'yi de domine etti. Yani Afyon'da Burcu Köksal, Dem Partililer bu partinin içeri giremez deyince ağzının payını veren Ekrem İmamoğlu olmuştu. O açıdan ee, önemsemek gerekiyor. Hem gönüllerin genel başkanıdır hem de sonraki cumhurbaşkanıdır. E, bu Erdoğan'ın bir anlamda iki sene önce ona siyasi yasak e, koyarak muazzam stratejik bir hamle yaptığını gösterir. Adayların önünü Cumhurbaşkanı adaylarının önünü Erdoğan kesti ama Kemal Kılıçdaroğlu da e, bu duruma razı oldu. Kabul edelim. Anadolu Ajansı verileri gecik, e, gecikti. 31 Mart e, akşamı normalde 16'da doğudaki sandıklar 17'de batıdaki sandıklar kapanıyor ve Anadolu Ajansı sandıklar kapandığından itibaren başındaki görevlerinden aldığı ilk verileri sisteme işliyor ve ufak ufak sonuçlar birikmeye başlıyor. Yayın yasağı olsa bile medya ofislerinde veya Anadolu Ajansı'na abone olan ofislerde bunu görebiliyorsunuz canlı ekranlardan. Halk göremese de sen görebiliyorsun, abone olan görebiliyor. Fakat Anadolu Ajansı bu veri akışını kesti. Bunun neden olduğu da zaten sonuçlara bakınca anlaşılıyor. Anadolu Ajansı 17'de sonuç vermedi. 18'de sonuç vermedi. 19 geçti. 19.03'te sonuç ekranını açtı. Bu da zaten oradaki kafa karışıklığını gösteriyor. Seçmen evet altılı masa yanlış değildi ama altılı masada e, altılı masaya gösterdiği ilgiden daha farklı bir ilgi göstermiş görünüyor. Yani CHP'li belediye başkanlarını seçerek. Fakat şöyle de bir şey var. Seçmen iktidar karşısında veya iktidar adayı karşısında kazanabilecek adaya oy verdi. O aday da çoğunlukla CHP adaylarıydı. Ama bir ittifak olsaydı İyi Parti'li aday da olabilirdi. Anlaşma çerçevesinde Dem Parti'li aday da olabilirdi. Başka bir aday da olabilirdi. İttifak olmayınca en güçlü parti CHP'nin sıyrılması doğal. Tabii biz 2023 seçimleriyle karşılaştırıldığında katılım oranı bu defa 10 puandan daha fazla bir şekilde düştü. Yani Anadolu Ajansı ve Anka Ajansı verilerine baktığınızda birbirinden farklı katılım oranları var. 71 ile 75 arasında değişiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mayıs 2023'te 85-87 dolayındaydı. Yani 10 puan düşmüş durumda. Bu yani muhalefet seçmeni gene sandığa gitti ama muhtemelen AKP seçmeni gitmedi dedirtiyor ama veriler kesin değil ona da bakmak lazım. Katılım oranı düştü onu belirtelim belirtelim sanki AKP'liler veya AKP artı MHP'liler gitmemiş gibi. Kendimizi kandırmayalım gerçekten büyük bir sürpriz. Herkes tabelaya bakarak konuşuyor. Ben de tabelaya bakarak konuşuyorum. Çünkü bu tür maçlarda, bu tür futbol maçlarında böyle olur. Futbol tabiriyle konuşmak gerekirse. Çünkü önceki oyunlardan, önceki maçlardan farklı bir oyun ortaya konmadı yani AKP benzeri bir sonuç alsaydı geçen seneki seçim gibi ondan önceki seçimler gibi gene aynı şey oldu diyecektik. AKP 22 yıl sonra birinci parti olamadı, ikinci parti oldu. Yani aynı oyun, aynı propaganda taktikleriyle 8-10 seçimdir. 4 e, genel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 1 referandum, 2 yerel seçim de sonuç alan, aynı propagandayla sonuç alan AKP artı MHP bu seçimde duvara tosladı. Dolayısıyla tabela değişti onca manipülasyona onca seçim manipülasyonuna rağmen tabela değişti. Ondan dolayı herkes için büyük sürpriz oldu. Parti genel merkezleri için de sürpriz oldu. Emin olun AKP genel merkezi içinde, CHP genel merkezi içinde, MHP genel merkezi içinde MHP demişken MHP ile İyi Parti bitmiştir. Görüyorsunuz MHP'nin Türkiye geneli oy oranı açılan %54 sandık Anadolu Ajansı verisini ekranda özellikle tutuyorum. Açılan %54 sandıkta MHP'nin %3.89 İyi Parti'nin 3.35 olduğu gösteriyor. İkisini toplasan anca 7 ediyorlar. Anca 7. İki Milliyetçi Parti'yi toplasan. Dolayısıyla ikisi de bitmiştir. Zafer Partisi bitmiştir. %1 civarında oyu var. Mülteci meselesi bir yere kadar getirdi ama arkasını getiremedi. Saadet %1'in altında olmaya devam ediyor. Diğer partiler yok. Gelecek, deva vesaire yok. Yoklardı zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30-35 koltukları varsa topluca ona şükretsinler. Belki bir sonraki seçimde o da olmayacak. Fakat ee, ...yeniden refahın yükselişi dikkat çekici, genel seçimdeki oranını korumuş 2023 5.40. Deve dişi gibi bir parti var, deve dişi gibi bir genel başkan var Fatih Erbakan. Dem parti 5.91 görülüyor, erime var partide. 11 vilayeti aldı gibi görünüyor şu anda ama erime var. Bu erimeyi de mutlaka dem partiler değerlendirilecek. Hem dem parti eridi, hem de AKP korkunç eridi. Her iki parti artık bir çözüm müzakeresi yapar mı? O da artık 1 Nisan'dan sonra bakılacak şey ama zannetmiyorum bugün bu koşullarda. AKP 22 yıl sonra ikinci parti oldu. E, vatandaş sandıkta AKP'ye yeter dedi bence. E, biraz geç, evet biraz geç ama Türkiye seçmeninin e, tutumu bu. E, benim bunu bekleyecek sabrım yoktu açıkçası. 10 yıl bekleyemezdim ama neticede Türkiye seçmeninin tutumu bu. Boş tencere muhtemelen ses verdi ses vermeye başladı. Bu seçim gecesiyle ilgili ilk analizim sıcağı sıcağına yaptığım e, sonraki saatlerde yeni bir analiz daha olgunlaştırırsam yayına koyacağım. Şimdilik böyle. İlk sonuçların ardından yaptığım ilk analiz bu. İlk manşet e, sıradaki ikinci manşette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Kısa bir ara biraz daha bakacağım sonuçlara. Ee, artık sandıkların tamamı kapandıktan sonra, sandıkların tamamının sonuçları alındıktan sonra yeni bir e, manşetle karşınızda olacağım.